yemek bulmamız lazım. Yoksa öleceğiz. Ana, yemek bulmamız mı lazım? Vallahi de yemek bulmamız lazım. Yoksa midem kendisini birazdan kendi kendine yiyecek. Ana, saat kaç oldu la? Birader, saat öğlen 12. Baksana birader, gözümü kaşımı patlattılar. Ne? Ana, benim de gözlerim morarmış. Ne oldu la bana böyle? Birader, herhalde dün gece hatırlamıyorsun sen. Kardeşim dün bizi dövdüler. 10 kişi hem de dövdü biraderimizi. 10 kişi. O yüzden baksana her tarafım çok ağrıyor. Ana, hatırladım la. Gece gidip birisinden ben 1 milyon istemiştim. Ondan sonra da beni yanlış anlayıp dövdü. Vallahi her tarafım çok acıyor. Ana, dur şöyle kalkayım. Allah Allah, benim. Vallahi çok fikiriz, şu etrafa bak, toprak evden kalıyoruz. Evin her tarafını örümcek ağlar tutmuş. Evin her tarafını örümcek ağları götürüyor vallahi. Buraya köpeği bağla, vallahi bir gün bile yaşamaz. Ama biz burada 19 yıldır yaşıyoruz. Vallahi bıktım artık, çok fakirim. Yemin ediyorum, fakir olmaktan çok bıktım. Birader, boşanmayı kes, hadi git bir yemek bul ya. Gözüne seveyim, vereceğim yoksa açlıktan. Allah Allah, kolaysa gel benimle o zaman. Niye burada duruyorsun? Birader, ben dün gece dayak yedim, hem de senin yüzünden. O yüzden gidip sen bulacaksın yemeği. İyi, tamam, otur bakalım pamuk prenses seni. Ben giderim bulurum. Aşkım, artık fakir olmaktan çok bıktım ya. Vallahi Cep, ben de çok bıktım. Ben de fakir olmayı istemezdim. Ama yani doğanın kanunu böyleymiş, yapacak bir şey yok. Neyse, ben gideyim en iyisi yemek bulayım. Şuna baksana, köy bu tarafta, bizim evimiz bu tarafta. Vallahi insanlar bizi köyde bile istemiyor. Nedenmiş, çok kokuyormuşuz. Çok fakirmişiz. Millet bizden korkuyor, fakiriz diye. Ama bizim kimseye zararımız yok. Biz sadece yemek bulmak istiyoruz. Yemek bulmak için gidiyoruz, çöpleri karıştırıyoruz. İnsanlar da bizi kötü şeyler zannediyor. Ama biz kötü kişiler değiliz. Biz sadece çok fakiriz. Bizim de yaşamaya hakkımız var. Lan oğlum, bana ne gevezelik ediyorsun? Gidip yemek bulsana. Aha, tamam lan, tamam, bulacağım. Ne bağırıyorsun? Orada bir tane çöp kutusu görüyorum. Onun içinde bence bir sürü yemek vardır. En iyisi gideyim bakayım. Ana, inşallah yemek vardır lan. Yoksa yemin ediyorum, midem açlıktan yerlere yapışacak. Pis çöpçü, git buradan, kokuyorsun. Aha, çöpçü sensin lan. Şuna bak hele, bana çöpçü dedi. Evet, çöpçüsün vallahi. Pislik fakir, seni burada istemiyorsan bu köye gelip duruyorsun. Git buradan, istemiyor seni. Pislik fakir. Ana, rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Sadece şuradaki çöp kutusuna bakıp gideceğim. Yoksa çok açım. Açıktan yoksa öleceğim birazdan. Lütfen şuradaki çöp kutusunu karıştırayım. Ana, şuna bak lan. Pis fakir, çöp yemeğini çöpten alıyor. İyi tamam, hadi git bak. Sonra mı evine geri git. Burada istemiyorsun seni, yoksa polise veririz. Şuna baksana, o kadar fakirim ki köyde beni kimse istemiyor. Ama bir gün bu köyün sahibi olacağım. Öyle bir zengin olacağım ki bütün herkesin ağzı açık kalacak. Göstereceğim herkese. Ha, bekle bekle, çok olursun canım benim. Onlara bir gün gününü göstereceğime inanıyorum. Allah büyük. Bakalım çöp kutusu ne varmış şöyle. Ayna, burada örümcek ağları var, pislik içinde. Aha, aa, burada bir tane hamburger buldum. Bir de yanında Coca Cola buldum. Bakalım başka ne varmış? Kemik varmış. Kemiği alalım. Kemiği kemiririz. Bir de iki tane kağıt buldum. Bu kağıtlar da işimize yarayabilir. Çocuğum olunca okula gönderirken bu kağıtlar onun için çok yarayacak. Defter almasına gerek kalmayacak. Bu kağıt sayesinde okula ders işleyebilecek. Bakalım buradaki çöp kutusu ne varmış? Şöyle bakalım. Ana, yine örümcek ağları var. Pislikçe topraklar var. İki tane kağıt daha buldum. Aha, bir tane de su buldum. Vallahi çok sevindim, benim bu suyu bulmam çok iyi oldu. Çünkü yemin ediyorum 10 gündür su içmiyoruz. Şimdi bu küçük su şişesinden 3 kişi bir hafta boyunca su içeceğiz. Vallahi bir haftalık su ihtiyacımızı giderdik. Şu kemiği azıcık kemirelim, bakalım tadı nasılmış. Belki karnın doyar. Ana, sen köpek misin lan, kemiği kemireceksin? Köpek köpek. Ana, şuna bakın lan, kemiği kemiriyor. Ne yapayım da, yemek mi var? Allah Allah. Ben de gidiyorum kemik kemiriyorum. Açlıktan mı öleyim? Ay, pislik. Bakalım kemiğin tadına nasılmış acaba? Oo, bu kemiğin tadı güzelmiş. Hala üstünde et parçacıkları tadı duruyor. Hala üstünde et tadı var. Neyse neyse, ben bunların hepsini yalamayayım. Bu kemiğin hepsini yalarsam adilsizlik olur. O yüzden ben bunu evime götüreyim. Arda ile sevgilim de yesin. Vallahi bu yemeklerimi bulduğuna çok sevinecek canım alem. Kardeşim, selamünaleyküm. Ana, siz de kimsiniz de böyle? Aa, silahları var. Bir de bunlar takım elbiseli. La yoksa siz beni kaçırmaya mı geldiniz? Vallahi beni kaçırmayın. Bak, ben 5 para etmem. Zaten görmüş olduğunuz gibi çok fakirim. Daha doğru düzgün kıyafetim bile yok. Bir de beni dövmezsiniz, çok iyi olur. Çünkü daha dün dayak yedim.
Vallahi her tarafım çok ağrı, gözlerim falan görmüş olduğunuz gibi mosmor oldu. Açlıktan yemek bulamıyorum, açlıktan midem yani yerlere yapıştı. Açlıktan gidip daha demin çöpten karıştırdığım yemekleri yiyeceğim şimdi. O yüzden abi ben sizin işinize yaramam, lütfen beni kaçırmayın. Görüyor musun beyler ne kadar da korktu. Çok korktu lan. Kardeşim dur sakin ol, seni kaçırmayacağız. Sadece seni doğrulamaya geldik. Senin adın Gürol, soyadın Çalışkan mı? Evet abi benim adım Gürol, soyadım Çalışkan. Ne oldu ki? Çok güzel Gürol Bey. O zaman size çok müthiş bir haberimiz var. Ne haberiymiş bakalım? Borç haberi mi? Yine borç mu geldi? Bakın eğer borçlarımı getirdiyseniz vallahi yemin ediyorum hiç ödeyemem abi. Orada evim var, toprak evi, istiyorsanız onu alın yani. Benim bir işim kalmadı. Hayır Gürol Bey. Aksine çok zengin oldunuz. Bu fakirlikten kurtuldunuz. Siz artık bir milyonersiniz. Tebrik ederim. Ne? Ben artık milyoner miyim? Bir dakika. Ben artık zengin miyim? Nasıl ya? Gürol Bey, dedenizden size büyük bir miras kaldı. Dedeniz çok zengindi. Hatta dünyanın en zengin insanlarından birisiydi. O öldükten sonra mirasını size bırakmış. O yüzden onun mirasını ben de size vermeye geldim. Tabii ki de istiyorsanız almayabilirsiniz. Ne? Ben şimdi zengin mi oldum? Ana, dedem de ölmüş. Ha bir dakika, benim dedem mi öldü? Evet Gürol Bey, maalesef dedenizi kaybettik. Ama onun arkasına kalan bütün mirası size bırakmış. Demek ki dedeniz sizi seviyormuş. Eyvallah, dedem beni çok severdi. Ben de dedemi çok seviyorum. Canım dedem bana miras bırakmış. Ana, canım dedem benim, inşallah gittin. Diğer tarafta huzurlu bir şekilde uyuyorsundur canım dedem. İstiyorsanız gelin size parayı göstereyim. Vallahi çok iyi olur. Hani neredeymiş bakalım para? Para arka tarafta. Tamamdır, gidelim bakalım. Ana, oraya bak la. Vallahi dedem bana miras bırakmış. Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm selam, sen kimsin? Ben parayı alacak olan kişiyim, yani dedemin torunuyum. He, demek ki o kişi sensin. Tamamdır, param buradaki sandıkta. Ana dur bakayım, acaba ne kadar para varmış? Bu paralarda ne la böyle? Ana şu paralara bak, bir türlü elmas var. Bildiğiniz sınırsız elmas var. Bu elmaslarla benim torunuma yeter. Vallahi ben herhalde çok zengin oldum. Bakın yanlışınız yok değil mi, bu para benim. Evet bu para senin, güle güle harca. Ama gevzeklik yapıp bunun hepsini harcama. Ana vallahi bundan sonra çok zengin oldum. Bu para sayesinde bütün hayallerimi gerçekleştirebilirim. Vallahi bu parayla istediğim her köyü satın alabilirim. Neyse bakalım, tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bizim daha yapacak işlerimiz var. Sen de parayı güle güle harca. Görüşürüz dostum. Görüşürüz takım elbiseli abilerim. Bunları gidip haber vereyim bakayım. Vallahi şu elmasları görünce şoka girecekler. Canım ailem. Birader ne oldu, yemek buldun mu? Evet aşkım, lütfen buldum da çünkü çok acıktım. Merak etme, yemek buldum. Ama yemekten daha da güzel bir şey buldum. Hazır mısınız bakalım, söylüyorum. Ana neymiş birader, söylesene bakayım. Bundan sonra burada kalmamıza gerek yok. Ve buradaki yemekleri de yememize gerek yok. Oğlum sen manyak mısın, yemekleri niye atıyorsun yere? Allah'ım yarabbim, bak seni döveceğim şimdi ha. Sakin ol kardeşim. Artık biz çok zenginiz. Hem de o kadar zenginiz ki milyoneriz birader. Çok paramız var, sonsuz paramız oldu. Nasıl lan? Oğlum bak dalga geçiverim la. Evet aşkım bak, dalga geçirecek sırası değil. Çok acıktım, hadi yemek yiyelim. Siz demek ki bana inanmıyorsunuz. Gelin bakalım dışarıdaki paraları size göstereyim. Vallahi bir dünya para var. Gelin göstereyim size. Hani birader göstersene. Bak yine bize şaka yaptın değil mi? Aşkım yeter artık. Bıktık şu şakalarından. Ne şakası la? Vallahi bütün para bu sandığın içinde. Anda göstereyim size. Alın, görmüş olduğunuz gibi bir sürü paramız var. Sınırsız elmasımız oldu. Ana oğlum sen bunu neden buldun? Aşkım sen hırsızlık mı yaptın? Hayır ben hırsızlı, Bu para benim dedemden bana kaldı. Benim dedem varmış. Vallahi benim haberim yok ama. Kendisi çok zenginmiş. Hatta kendisi bir milyonermiş. Dünyadaki en zengin insanlardan birisiymiş. O da ölürken bu mirasını bana bırakmış. O yüzden yani bu para artık benim oldu. O yüzden yani artık biz fakir değiliz. Bundan sonra çok zenginiz. Ha vallahi bu görmüş olduğunuz köyü satın alabiliriz. Hatta her şeyi satın alabiliriz. Artık böyle kıyafetler giymeyeceğiz. Çöpten yemek yemeyeceğiz. Oğlum ben bayağı sevindim lan. Aşkım kurtulduk. Artık fakir değiliz. Artık ben de düzgün kıyafetler giyeceğim. Yırtık kıyafetler giymeyeceğim. Bir yıl sonra. Evet arkadaşlar, aradan tam bir yıl geçti. Bir yıl boyunca neler mi değişti? Hemen size göstereyim. Görmüş olduğunuz bu köye taşındık. Arda'ya gittim, bir tane ev aldım. Görmüş olduğunuz gibi ne koskocam bir villa aldım. Çünkü Arda hep bunu çok hak ediyordu. Arda hep her zaman benim yanımda oldu. O benim can yoldaşım. O yüzden gittim ona bir tane böyle villa aldım. Ve sonra kendime gittim, böyle koskocam bir ev satın aldım. Evim kocaman. Bu köydeki en büyük ev benim evim. Sonra buraya bir tane çalışkan büfe
açtım. Görmüş olduğunuz gibi burası benim hamburgercim. Burada hamburgerlerimi satıyorum. İstiyorsanız size de satabilirim. Ama tabii videoyu eğer beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bunları yapanlara bedava hamburger yollayacağım kargoyla evine, hem de bedava. O yüzden gidin videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Ve sonra sevgilim Ece buradaki oteli satın alarak buranın sahibi oldu. Şu an valla paraya para demiyor, çok zengin kendisi. Ben de gittim böyle bir tane fitness salonu satın aldım. Buraya daha yeni satın aldım. O yüzden valla bilmiyorum bakalım buradan iyi para kazanacak mıyım, ama kendisi çok iyi bir yer. Ve sonra böyle bir yer yaptırdım. Burası da giyim mağazası olacak. Burada bir sürü tişört, bir sürü kıyafet, bir sürü pantolon, ayakkabı, don, kilot satacağım. Bu da gelecek bölümde satılacak. Daha bu köye bir sürü şeyler açacağım. Valla bu köyü çok güzel yapacağım. Parama para demeyeceğim. Valla fakirlikten baksanıza nerelere geldik. Çok zengin oldum. Allah inşallah size çok zengin eder. Bu arada yorumları yazın bakalım. Eğer fakir halimi sevdiyseniz yorumları 1 yazın. Eğer zengin halimi sevdiyseniz yorumları 2 yazın. Hadi bakalım. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekrandaki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah en çok istediği şeyler gerçekleşir ve gerçek olur. Amin. Hadi bakalım o zaman ekran çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Dostum neyi bekliyorsun? Tıklasana hadi bak, hala ekrana öyle bakıyorsun. Ekrana böyle boş boş bakma. Hadi bakalım şuradaki videoları tıkla da inşallah istediğin her şey olur. Amin. Görüşürüz. Bay bay.